kolay gelsin kuzum ya. Şeyse bölmeyeyim ben. Yok gülüm ya. Gel gel. Ne oldu? Ya Teo hani öyle şey yaptı ya kafede. Yani benim için de çok ani oldu. Ben hiç beklemiyordum. Gülüm, kendini kötü hissetmene gerek yok. Hem dedim sana, Teo'nun büyük bir suçu yok ki. Biz de olsak birbirimizin sırrını kimseye vermezdik. Yani sen ben teklifini kabul ettim diye şey yapmıyorsun öyle mi? Siz birbirinizi seviyorsunuz Teo. Tebrik ederim. Patron, sen Aslı'ya bakma, o da seni seviyor. Onun adını ağzına alma Gül. Almayayım de. Yani adam senden vazgeçemiyor işte. Ya her gün gönderdiği çiçekler artık kafeye sığmaz oldu. Peki ya kalbin? Kalbine sığdırabildin mi Teo? Ya hadi çiçekleri geçtik. Sen bir ay boyunca her gün aramadın mı? Aradım. Her gün kapısına gitmedin mi? Her defasında elde hep hüzün var Teo. Ben gerçek olmayan bir adama aşık olmuşum Gül. Artık bunları arkamda bırakmak istiyorum. Artık sadece okuluma gidip savcı olmak istiyorum. Peki. Tamam kuzum ben gideyim de sen çalış. Sen Aslı'yı seviyorsun, Aslı da seni seviyor patron. Bakma sen onunla öyle davrandığını. Ve sakın bana vazgeçtim deme. Tabii ki vazgeçmem. Şimdi daha Aslı'nın için daha güzel bir planım var. Bir kalktım kimse yok evde. Kızım sabaha kadar dert çalışıyorsun. Uyu dinlen istedik. Hadi geç masana otur. Çay getiriyorum sana. Arzu sen de kahvaltılık gibi bir şeyler getir kardeşine. Hadi. Buyur ablacığım. Hadi ye de karnını doyur. Uy. Sağ ol ablacığım.
Aman. İyi olmuş canım çiçekleri masaya koymamışsınız. Ben zaten bir sinirlerim oynuyordu benim. Attınız değil mi çiçekleri? Ay yok canım, biz neden atalım? Ya bugün çiçek gelmedi ki. Hani sana gelen çiçekleri direkt masaya koyuyoruz. Ha iyi olmuş. Allah Allah ya. Niye çiçek gelmedi ki bugün acaba? Niye olacak canım? O da anladı artık yani böyle bir şey olmayacağını. Vazgeçti. Nereye kadar yollayacaktı ki zaten? Hem o da yollamıyordur onu bak. Çiçekçiye talimat vermiştir, o her sabah yolluyordur. Tabii değil mi yani? Kendisi uğraşmıyordur herhalde. Uğraşmıyordur tabii. Oh şükür ya, iyi oldu. Benim sinirlerim oynuyordu zaten her gün görmekten çiçek. İyi oldu değil mi ya? Şükür değil mi? Çok şükür, oh. Şükür tabii. Bu çiçekirdeklerini mi atmayayım? Aman, aman. Ay. Ne haber gülüm, ne haber Aslı? İyi. Of çok geç olmuş. Ben okula gidecektim. Benim bir sürü işlerim var. Onları halledeceğim. E bırakayım mı ben seni? Hiç otobüsle uğraşma. Ya. Hı. İşin yoksa olur. E yok yok tamam. Araba kapının önünde. Sen geç, ben bir tuvalete girip geleceğim. Görüşürüz ablacığım. Ne diyorsun şimdi? İşe yarayacak mı sizce bu? Ay kızın yüzünü görmedin mi çiçekleri görmeyince? Ay bence işe yaradı, merak etmesin. Yarar, yarar. Yaradı bile hatta, doğru söyledin. Sen bana bir çay koysan. Bir. Senin ne işin var burada? Merhaba Aslı. Aç şu kapıyı. Şunu tak. Yolumuz uzun. Sen ne yapıyorsun ya? Şehrin ortasında evimin önünde beni mi kaçıracaksın? Evet Aslı, aynen öyle yapacağım. Çünkü bana başka bir şans bırakmadın. Ne yaparsan yap fikrim değişmeyecek. Beni günlerce hapsetsen de yine de senden nefret edeceğim. Sen de ne yaparsan yap, ben de senden vazgeçmeyeceğim. Sen de bunu anla. Sanıyorsun sen? Beni kendi evine kapattın, şimdi daha başına mı kaçırıyorsun? Yüzüme bakmanı istiyorum artık. Benimle konuşmanı istiyorum Aslı. Başka yol bırakmadın bana. Öyle bir şey olmayacak. Boşuna uğraşıyorsun. İçeride tartışalım mı? Tartışılacak bir şey yok. Benim kararım bu ve değişmeyecek. Benim de kararım bu ve değişmeyecek. Vazgeçmeyeceğim Aslı. Ne yapıyorsun? Boşuna uğraşıyorsun. Bu yaptıkların birbirimizi kırmaktan, yıpratmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Aslı ben çok özledim seni. Her şeyini özledim. Öfkeni bile. Bana bakma işini bile. Ben özlemedim. Ben gidiyorum. Sakın karşıma çıkma bir daha.
Artık seni tanıyorum biraz. Gel seni. Sen beni tanıyamamışsın da. Gitmem için arabaya ihtiyacım yok benim. Kendimle giderim. İyi tamam. Buradayım ben.